Bu meseleye nereden geldik? Öncelikle sevgili izleyiciler, reisi Mayıs 19 Mayıs tarihinde bir suikaste uğradı. Önce onu söyleyelim. Yani ben suikast olduğunu düşünüyorum. Tahmin ediyorum Erkan Türk'ten sen de aynı düşünüyorsun. Suikast %100. Bakın öndeki helikopter düşmüyor, arkadaki düşmüyor, ortadaki düşürülüyor. Evet, suikast. Şimdi reisinin uçağın helikopterinin düşürülmesinin aslında İsmail Haniye suikastine bakınca ne demek olduğu çok daha iyi anlaşılıyor. Neden? Çünkü reisi suikastinin hemen ardından 1 Temmuz'da İran'da seçim yapılıyor. Çok ilginçtir. İsmail Haniye 31 Temmuz'da suikaste uğruyor ve 60 gün önce, yani 2 ay önce Haniye'nin kaldığı konuta bomba yerleştiriliyor. Yani uzaktan füze iddialar ama bu da bir iddia ve bu iddianın doğruluğu şuradan ortaya çıkıyor ki bu iddianın doğruluğu açısından söyleyeceğim. İran'da çok ciddi bir sayıda o bölgeyi kontrol eden devrim muhafızları, İran devrim muhafızlarının üst düzey yöneticilerinden gözaltılar ve suikastler yaşanıyor. Düşünebiliyor musun? Reisi vuruluyor, 1 Temmuz seçim, kimin seçileceği belli değil ama Haniye'nin hangi otelde kalacağı ve Haniye'nin o seçimlerde yemin etme törenine katılacağı, ya nasıl bir kurgu bu Allah aşkına yani Erkan ya yani Hizbullah liderine hiç güvence verilmiyor. Yani Hizbullah liderine deniyor ki gelme, burada güvende olmazsa seni koruyamayız diyorlar. Bakın. Ama bu da güzel bir anekdot. Ama Hamas liderine gel gel. Ama Hamas liderine gel gel diyorlar. Şimdi burada enteresan noktalar var. Türkiye açısından da enteresan olaylar oldu. Unutmayalım. Hamas lideri henüz hayattayken Rize'de Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. 28 Temmuz tarihi unutmayın. 28 Temmuz 2024. İsmail Haniye'nin biz ölüm haberini 31 Temmuz'da aldık. Yanlış hatırlamıyorsam. 31 Temmuz. 28 Temmuz'da Recep Tayyip Erdoğan Rize'de mi yoksa Rize ile ilgili bir toplantıda söyledi Rize bunu. Rize İl Teşkilat Toplantısı AK Parti. Evet, Rize İl Teşkilat Toplantısı'nda söyledi. Dedi ki ya Mahmut Abbas'la ilgili bana birçok şey söyleniyor. İşte neden davet etmiyorsunuz Mahmut Abbas'ı? Kardeşim biz davet ettik. Maalesef Mahmut Abbas bizim davetimize icabet etmedi dedi. Ben hatta o an yeniden Refah Partisi mecliste konuşturulmadığı gerekçesiyle ve konuşturulması gerektiğini söyleyerek Erdoğan Rize'de de oraya çok ağır bir gönderme yaptı. Yani kafadan kontaksınız gibi, çatlak gibisiniz. Ya nereden biliyorsunuz dedi ya. Ben dedi bunlarla temas kurdum dedi. Siz nereden biliyorsunuz temas kurmadığımı dedi. Ama pası kim attı? Yeniden Refah Partisi attı. Neyle ilgili attı? Mahmut Abbas'ı neden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşturmuyorsunuz ile ilgili attı. Enteresan olan nokta neydi? Mahmut Abbas'ın Gazze'de hiçbir gücü yoktu. Yani aslında bakın Gazze'de ve bütün Filistin'de esasında bu seçimlere tekrar gittiğimizde Hamas'la ilgili Hamas galip gelmişti öncesinde. Hatırlayalım. Fakat Hamas'ın galibiyetini Batı dünyası tanımadı ve Türkiye tanıyan tek ülke gibi bir şey oldu. Hatırlayalım lütfen bu süreci. Yani biz Hamas'ın FKÖ, Filistin Kurtuluş Örgütü karşısında seçimleri kazandığını tanıyan ülke olduk Türkiye olarak. Ama Batı dünyası bunu tanımadı. Bu bir bilgi. İkinci bilgiye gelelim şimdi. Burada bir meşruiyet tartışması doğdu. Şu anda Filistin'in, bakın Gazze'nin demiyorum, Filistin'in yöneticisi kim? Mahmut Abbas mı? İsmail Haniye mi? Daha öncesine de gidelim. Yani şöyle açıklayalım, daha anlaşılır olsun. Filistin Kurtuluş Örgütü mü Filistin'in yöneticisi şu an, seçilmiş yöneticisi, yoksa Hamas mı yöneticisi? Yani şöyle açıklayalım, iktidarda AK Parti mi var, CHP mi var gibi. Bakın. Ama o soruya şöyle bir yanıt verilebilir Erkan. Evet. Gazze bir şehir devleti diye sayacak olursak Gazze'nin yönetimi Hamas'ta, Filistin'in yönetimi ise FETÖ'de. Doğru. Ancak ilk seçimlere gittiğimizde ilk seçimler sadece Gazze ile ilgili değildi. Bütünün üzereydi. Haniye de başbakandı. Öyle bakmak gerekiyor. O da evet, evet. Yani şimdi bütünün üzerindeyse o zaman şuydu. Başbakanken Mahmut Abbas onu tanıyordu. Yani bütün Filistin'in başbakanıydı. Bunu unutmayalım. Fakat bunu bütün Filistin'in başbakanı iken bütün Filistin'den oy aldı. Sadece Gazze'den değil, Batı Şeria'dan da oy aldı. Bunu da unutmayalım. Fakat Mahmut Abbas onu azletti. Ya dedi ki sen kardeşim artık meşru başbakan değilsin. Çünkü neden böyle yaptı? Batı ve İsrail dedi ki siz böyle devam ederseniz ben sizinle bütün ilişkilerimi keseceğim dedi. Şimdi bu çok önemli bir nokta. Ve daha sonra biz gördük ki Hamas illegal ilan edildi tamamen. Neden bu konuyu açtığımı açıklamak istiyorum. Çok önemli bir nokta çünkü. Türkiye ne dedi? Ya Türkiye dedi ki biz kardeşim Hamas'ı lider olarak kabul ediyoruz. Hamas'ı biz mazlum olarak kabul ediyoruz. Kuvayi Milli olarak kabul ediyoruz. Direniş örgütü. Kuvayi Milli olarak kabul ediyoruz. Filistin'in aslında Kuvayi Milliyesi Hamas'tır. FÖKÖ değildir demektir bu, yani açık bir şekilde. Evet. Ve diyor ki daha da öteye gidelim. Ya Mahmut Abbas haksızlık yaptı. Hamas aslında seçilmiş bir parti ve seçilmiş parti olduğu için biz Hamas'ın arkasındayız dedi Türkiye. Her zaman bu tezi savundu. Bunu unutmayalım. Yani Türkiye şöyle baktı olaya. Şu anda Filistin'de bir idare problemi var. İkililik var, evet, ama benim gözümde seçimi kazanan Hamas'tır. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti böyle baktı. Tamam. Ya bir şey daha anlatmak gerekiyor bu konuda. Mısır'da da aynı şeyi yaptı ama çark etti sonra. Evet, Mısır'da da aynı şeyi. Doğru. Durum. Mursi ile ilgili de aynı konuda bir mutabakat vardı. Yani biz Mursi'nin arkasında duruyoruz. Geri kalan kimseyi tanımıyoruz kardeşim vardı. Aynısıydı. Şimdi ama çark etti. Çok güzel söylediniz. Muhteşem. Çark etti. Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük özelliği. Bakın, hayatta olan bir Hamas lideri var. İsmail Haniye. Tarih 28 Temmuz. Recep Tayyip Erdoğan Hamas'ın en büyük destekçisi, lideri, yani destekçi lideri olarak Türkiye adına aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Hamas liderini davet edebilirdi. Ve çok güzel de bunu açıklardı, izah ederdi. Yani bana hiç kimse şunu söylemesin. Ya bu muhalefete rağmen nasıl kalkıp da davet eder? Niye canım, Özgür Özel'in son açıklaması hiç de öyle karşı duran bir açıklama değil. Kabul eden bir açıklama. Evet. Devlet Bahçeli de kabul ediyor. Kim kaldı mecliste? Yani genel çoğunluk kabul ediyor. Hatta daha ileri gidiyorum. Selahattin Demirtaş Haniye ile ilgili mesaj yayınladı. O açıdan demin de sorunu yok. Demek ki yok. Aynı zamanda şuraya da bakalım. Yas ilan edildi. Yani sen yas ilan edebiliyorsun. Yani şunu demiyorsun. Ya kardeşim Türkiye'de Hamas'ı terörist olarak kabul edenler var. Gerici olarak kabul edenler var. Veya işte biz niye bunu yas ilan ederek böyle bayraklarımızı indirerek gösteriyoruz ki bu Türkiye'ye yakışmaz. Bizim ne alakamız var Hamas lideriyle diyenler var. Var mı? Var. Yani bunu kabul etmeyen insanlar var. Sen bu insanları dikkate alıyor musun? Almıyorsun. Yani diyorsun ki benim umurumda değil kardeşim. Ben yas ilan ederim. Kimse umurumda değil diyorsun. Bak cesursun. Ama Hamas liderini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çağırıp konuşturma yapamayacak, yani konuşturtmayacak kadar, konuşma yaptırmayacak kadar da bir korkaklığın mı var senin? Erkan Türk'ten yani, daha ileri unutma, Mursi'nin arkasında duran, yani Müslüman kardeşlerinin arkasında duran bu siyasal iktidar Mısır Müslüman kardeşlerinin Türkiye'den ayrılmasını istedi. Merkezinin buradan çıkarılmasını istedi. Unutmasın kimse lütfen. Gidin dedi. Bana zarar veriyorsun zaten. Çünkü Sisi ile dostluk kuruluyordu artık. Sisi kardeşti. Evet, ve gittiler de. Onu da söyleyeyim. Çok önemli bir kısmı Avrupa'ya. Beraber maç izlediler canım. Evet. Sisi ile dost olduktan sonra buradaki Müslüman kardeşler Avrupa'ya gitti bir kısmı. Bir kısmı başka Arap ülkelerine. O şeyleri kapattılar. Radyolarını, televizyonlarını, medya merkezlerini. Şimdi şuraya geliyorum o halde. Şimdi sen çok rahatlıkla kardeşim aslında Hamas lideri, seçimle bunlar gelmişti. Şu andaki Hamas liderini ben meşru lider olarak kabul ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onu konuşturacağım diyebilirdin. Bir zemin, altyapı vardı bu konuda. Yani hiç kalkıp da bana muhalefet bunu bana dedirtmezdi deme. Sen kafana estiği zaman gayet güzel işleri yapabilen bir iktidarsın. Hiç umrunda bile değil. Yani sen Anayasa Mahkemesi sitesini bile kapatıyorsun ya. Diyorsun ki sen Instagram'da aldığım karara nasıl karışırsın? Şalteri indir. Instagram'ı da indirmişken Anayasa Mahkemesi'nin sitesini de indireyim. Yani bu derece cesursun. Peki toplumsal hassasiyet bakımından, toplumun hassas olduğu noktada madem öyle, senin seçmen kitlen özellikle Senin seçmen kitlen AK Parti seçmen kitlesi. Mahmut Abbas'ı mı istedi senden, yoksa İsmail Haniye'yi mi istedi? Madem sen bu kadar Hamas'ın peşindesin, Hamas'ın savunucusun, İsmail Haniye'nin dostusun. Sen 28 Temmuz tarihinde merak ettiğim bir şeydir. Neden İsmail Haniye'yi biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşturacağız demedin de Mahmut Abbas'ı konuşturacağız dedin? Bir. İki. Yeniden Refah Partisi bu kadar Hamas'ın yanında dururken neden İsmail Haniye'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet edelim, Gazze'de büyük bir soykırım işleniyor, sonuçta Gazze bir şehir devleti haline geldiyse bu şehir devletinin temsilcisi Hamas'tır, Mahmut Abbas'ın Filistin Kurtuluş Örgütü değildir demedi de kalkıp bütün Gazze'nin temsilcisi olarak Mahmut Abbas'ı gördü ve Filistin'in de temsilcisi olarak Erdoğan'a dedi ki sen neden Mahmut Abbas'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne konuşma yapmaya davet etmiyorsun dedi. Şimdi burada bir plan var demek ki. O zaman benim anladığım, Yeniden Refah Partisi'nde birisi şunu söylemiş: sen git Mahmut Abbas'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşturulması için bir kamuoyu oluşturmaya çalış. Recep Tayyip Erdoğan'a laf at. Recep Tayyip Erdoğan'da attığın o lafı gole çevirsin ve Mahmut Abbas'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet ettirsin. Kamuoyunu Mahmut Abbas için hazırlayalım. Şöyle densin: Türkiye'deki en önemli iki İslamcı parti, ben cı ekli şeyleri hiç sevmem ama bunlar İslamcı parti mi? Evet, İslamcı. Bunlar İslam ayrı bir şey bak. O ayrı. Bunlar zaten kendilerini de İslamcı olarak tanımlıyorlar. Yani bunlar İslamcı kelimesine böyle karşı değiller. Kendilerini rahatlıkla tanımlayabiliyorlar. O bakımdan rahat olsunlar. Evet, İslamcı dediğimde kızmasınlar onlar. Onlar hiç gocunmuyorlar İslamcı kelimesinden. Şimdi Türkiye'deki iki İslamcı parti, kendini öyle tanımlayan iki parti, her ne kadar biz öyle değiliz falan deseler bile öyle olduklarını kabul ediyorlar kapı arkasında konuşmalarında. Nasıl oluyor da ikisi de hiç İsmail Haniye'yi gündeme getirmiyorlar bu konuda, Hamas liderini, birdenbire Mahmut Abbas'ı yumurtluyorlar yani. Mahmut Abbas da Mahmut Abbas. Ya kardeşim, bu Mahmut Abbas aşkınız birdenbire nasıl ortaya çıktı? Neden Mahmut Abbas? Neden Gazze'nin lideri olarak gördüğünüz ve dostunuz olarak ilan ettiğiniz, arkasında durduğunuzu söylediğiniz İsmail Haniye'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşturmadınız da, ya da konuşturmak için bir davette bulunmadınız da neden kalkıp Mahmut Abbas'ı konuşturmak için bir gayret içerisine girdiniz? Neden? Merak ediyorum. Ve biliyorsunuz ki şu anda Hamas'ı tutanlar zaten Mahmut Abbas'ı sevmiyorlar. Zaten onu meşru olarak da görmüyorlar ve Türkiye'de çok sayıda insan var. Ona şöyle bakmak gerekiyor: AK Parti, CHP gibi görmek gerekiyor her iki siyasal hareketi aslında. Evet, çok doğru. AK Parti ve CHP gibi görmek gerekiyor. Yani Filistin Kurtuluş Örgütü CHP, Hamas da AK Parti. Seküler yani, seküler ve laik. Evet, bakın orada da ikili bir yönetim olmuş. Yani Türkiye'deki yönetim gibi aynısı, aynı tavan. Çok doğru. Şimdi demek ki bunlar FKÖ, Filistin Kurtuluş Örgütü'nde anlaştılar. Bakın Ali Bey, benim esas merak ettiğim başka bir husus daha var. Esas merak ettim. Ya İsmail Haniye yaşıyordu 28 Temmuz'da. Birdenbire Mahmut Abbas lafı çıktı ağızdan. Ya biz onu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet edelim mi etmeyelim mi? Ya bu da niye çıktı biliyorsunuz. Netanyahu gitti kongrede konuşma yapınca bunlar da dediler ki biz de birisini bulalım çıkaralım. Ya aslında bulman gereken kişi kimdi? Gazze'de yönetimi ele almış ve meşru yönetici olarak kabul edebileceği ve hatta senin de desteklediğin Hamas lideriydi. Daha ileri gidebilirim. Daha ileri gidebilirim. Eğer siz Haniye'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşturursanız ve Haniye'ye de bu 31 Temmuz'daki suikast yapılırsa, bu suikast aslında Türkiye'ye bir yanıt olarak anlaşılırdı. Çok açık net koyalım bunun altını. Doğru.